Hepinize merhaba. Güzel bir gün geçirmenizi, güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Galatasaray büyük ölçüde transfer operasyonlarını tamamladı. Ama son dakikada bir yabancı ile yollar ayrılabilirse ki ben zor görüyorum. E, bu defa bir e, oyuncu daha alabilir. E, Jason Fernandez olur mu? Bundan emin değilim. Ama Jason Fernandez için yer kalmadı. Açık. Matematik buna el vermiyor. Üç tane oyuncusunu gönderdi Galatasaray. Kiralık olarak oynayan Asun Chao eski takımına döndü. Dün akşamda bir maç oynadı. Bildiğim kadarıyla Yedin gitti. Amerika Birleşik Devletlerine gidiyor. Ve elbette ki Luyendama kiralık olarak Suudi Arabistan Ligi'ne rota gitti. Şimdi Erik Pulgar transfer edildi. Iyaki Peña İstanbul'da. Bafidimi Gomis bugün özel uçakta geldi. 3 tane transfer oldu ve Omar El Abdülin'in listeye yazılmasını istiyor teknik direktör Dominik Torrent. Çünkü ondan memnun. Onu sağ tarafta kullanmayı arzu ediyor. Ama Omar'a da yer yok. Üç tane yabancı gitti. Üç tane geldi. Omar için yer açılması lazım. Bu durumda kim gidebilir? Cagne'nin sözleşmesinin feshedileceğinden bahsedildi ama Cagne'nin buna yanaşacağını sanmıyorum. Ha Cagne sakat olmasaydı geçen sezonki gibi bir transfer e, opsiyonu olarak değerlendirilebilir miydi? elbette ki değerlendirilebilirdi. Biliyorsunuz geçen sezon West Bromwich Albion'a kiralık olarak gitmişti. Bu sezon bütün haklarıyla satışı yönünde Arap kulüpleri zorlanacaktı vesaire ama sakatlandı. E, bu koşullarda Cagne sözleşmesinin feshedilmesini kabul eder mi? Bence etmez tanıdığım kadarıyla. E, Sofyan Fegül'ün gideceğini sanmıyorum. Bunun dışında Babel işte tecrübesi nedeniyle antrenmanlardaki eforu nedeniyle Dominic Torrent'in kalsın raporu verdiği bir futbolcu son dönem itibariyle. Oysa satışı söz konusuydu ki dünkü videomda anlatmıştım. Babel işte gideceksen bile aldığım ücretin... E Sezon sonuna kadar olan ücretimin garanti para olarak verilmesini isterim. 800 bin euro ve önümüzdeki sezonda bir yıllık kontrat verecek bana gideceğim takım ve karşında da 1 milyon euro garanti para istiyorum demişti. Bunu verecek takım çıkmadı şu ana kadar. Bir de antrenmanlarda kendini gösterince Dominic Torrent onun kalmasına izin vermiş. Benim aklıma gelen, Sekidika işte bugün Eyüp Spor'a gitti. Benim aklıma gelen şey şu. Ee, Morutsan'ın kiralık olarak bir başka tra takıma transferi. Zaten Rumen basında e, ısrarlı bir biçimde Morutsan'ın gidebileceğini kiralık gidebileceğini yazıyor. Eğer bütün aktayla bir başka takıma satılabiliyorsa harika bir iş olur. Hem e, böylece 6 milyon euro'luk e, ödemenin büyük bir kısmından kurtulmuş olursunuz uzun vadeye yayılsa bile önemli bir yekün. Hem de e, Morutsan iyi bir performans sergileyemedi. Beklentinin çok altında kaldı. Böyle bir oyuncuyu göndermiş olursunuz ve yabancı kontenjanında da boşluk açılmış olur. Ve böylece Omar'ın transferi de tescil ettirilebilir. Eğer Jetson transferi de yapılacaksa o zaman iki tane yabancıyı göndermek lazım. Yani matematik bir kere Jetson'a izin vermiyor, el vermiyor. Elbette ki Galatasaray taraftarı haklı olarak takımın iyi oyunculardan kurulu olmasını ister. Başarılı olmuş oyuncuların tekrar takıma kazandırılmasını ister. Bu haklı bir talep ama gerçekte baktığımızda Jetson Fernandez transferinin realize edilmesi mümkün gözükmüyor. Önceki videomda söylediğim gibi Ahmet Bulut Türkiye temsilcisi onunla da konuştum. Galatasaray'la artık müzakere yapmaya gerek kalmadı. Çünkü biz söyleyeceğimizi söyledik, Galatasaray söyleyeceğini söyledi. Kararı Galatasaray'la yöneticiler verecek derken de bu gerçeği işaret ediyordu. Ben Galatasaray'ın bu konuda çok fazla ısrarcı olacağı kanaatinde değilim. Jason Fernandez Benfica'dan kesin olarak çıkması söz konusu olan bir futbolcu ve Benfica onun için kulüp arıyor. Ama bu kulüp şu an itibariyle Galatasaray değil. E, olağanüstü gelişmeler olmazsa işte belki de iki oyuncu kadrodan çıkacak e, bilemeyiz. 8 Şubat'a kadar Türkiye'de transfer devam ediyor ama e, sorun şu ki Avrupa'da transfer kapandı. Yani transfer seçenekleri de tek tek ortadan kalkıyor. Rusya, Ukrayna, e, Suudi Arabistan, Çin belki oralarda transfer devam ediyor olabilir ama Galatasaray Avrupa'ya bir oyuncu yollayamaz ve işte yurt içi seçenekleri de kullanmak lazım ama bunu kullanırken de ödeme gücü zayıf olduğu için Türk takımlarını Süper Lig'deki kulüplere gönderirken maaşının önemli bir büyük büyük bir kısmını ödeyerek göndereceksin. Zararına gönder. Bunu da göze alabilir belki Galatasaray. Bu da opsiyonlardan bir tanesidir ama ben zor görüyorum. Omar El Abdili'yi bir şekilde takımda görmek istiyor, kullanmak istiyor. Onun için 3 ee, tane transferi oynat oynatmaya hakkı var Galatasaray'ın 3 tane yabancı gittiği için ama Omer El Abdüri için bir yabancı daha gidecek bence. O yüzden Ceson transferi son derece zor gözüküyor Galatasaray adına. Her ne kadar Portekiz basını hala Ceson Galatasaray'a gidebileceği ya da işte Fenerbahçe'ye Cezson'un önerildiği yönünde e, iddialarda bulunsa ki Fenerbahçe'nin şu an itibariyle kadro yapısına baktığımızda Ceson tipinde bir oyuncuya ihtiyacı yok. Fazla yılma var o bölgede. Mert Hakan yandaştan tutunda da, İrfan Can ikili oynayabiliyor, işte orta sahada çok oyuncuları var, Mesut Özil onlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben bu dönem itibariyle Jason Fernandez transferinin olasılıklar dahilinde olduğunu görmüyorum. Bu transfer operasyonları yeterli midir Galatasaray için? E, bence yeterli. E, Domenek Torrent'in dünkü basın toplantısında söylediği en önemli söz, ben bir gerçeği bilerek geldim buraya Galatasaray'ın şartlarını, Süper Lig'deki oyun anlayışını, Galatasaray'ın içinde bulunduğu ekonomik koşulları, e, transferde yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı ve Galatasaray'ın sportif olarak geldiği aşamayı biliyordum. Kimse beni kandırarak getirmedi dedi. Ben de en başından beri Domenek Torrent kararı verildiğinden bu yana bu gerçeği dile getirmeye çalışıyorum. Domenek Torrent'te oturuldu, konuşuldu ve Domenek Torrent her Dom Domenic Torrent her şeyi bilerek ve bütün riskleri göze alarak Galatasaray'a geldi. Dolayısıyla neyle karşılaşacağını biliyordu. Onun için sürpriz değil ama talihsizlik. E, hızlı bir maç takvimi 3 hafta. 3 maç, 3 mağlubiyet. Bir de Tuzla Spor hazırlık maçında ortaya çıkan mağlubiyet e, bayağı üzdü onu ve taraftarları özellikle. O Ben onu unuttum diyor ama unutmak kolay değil. Galatasaray bırakın hazırlık maçını. E, yarı sahada çift kare maç yapsa bile yenilmemeli. E, bunu da güzel bir dille sakince birisinin ona anlatması lazım. Ama domenek Torrent şu gerçeği de göz ardı etmeden konuşuyor. Bavulum her zaman hazırdır. Bir teknik direktörün bavulu her zaman hazırdır. Dolayısıyla e, gitme ihtimalini de göz önünde bulunduruyorum. Ama başarılı olacağız. Bundan sonraki süreç özellikle Şubat ayı Galatasaray'ın kazanacağı bir ay diyor. Penya ile ilgili olarak kaleci antrenörünün de verdiği referansla iyi şeyler söylemiş. Penya elbette ki potansiyeli olan bir kaleci. Ben izledim. Ayaklarını çok iyi kullanıyor. Topu oyuna iyi sokuyor. Bu anlamda Neto'da gidecekse Barcelona önümüzdeki sezon Ter Stegen'in arkasında ikinci kaleci olabilir ya da olmaz bilmiyorum ama özellikleri olan bir kaleci. Cepheden toplarda başarılı. Oyunun içinde her zaman konsantrasyonu güçlü bir kaleci. Kopmuyor. Bu haliyle e, Alanya Spor maçından başlamak kaydıyla Galatasaray Kalesi'nde başarılı olabileceğini düşünüyorum. 1-1,5 bir, bir buçuk ay sonra Mustera gelecek galiba. Mustera'yı kesmesi mümkün değil. Mustera ritmini bulduktan sonra kaleyi alacaktır. Peya'da, da e, Penya'da o olmadığı süre içerisinde e, Galatasaray'da e, bence e, bundan önce yaşanan sorunları, kalide yaşanan sorunları giderecek bir performans sergileyecektir. Saşa Boy Antalya kampına götürmemiş sanırım bir Covid problemi yaşıyor. Fatih Öztürk kaleci Bertigo problemi yaşamış zor bir sorun. E, ona geçmiş olsun diyorum. Galatasaray ile ilgili genel itibariyle bugüne yansıyan gelişmeler bu şekilde. Ben e, Omar'ın da lisansının bir şekilde yabancı kontenjanla ilgili yapılacak operasyon sonrasında çözüleceğini ve Galatasaray'ın transfer dönemini böylece kapatacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a Belçika'dan, Fransa'dan ve İngiltere'den ilgi gösteren takımlar varmış ama şu ana kadar resmi teklif yapılmamış. Kaleci Ersin'le de öyle ama Rıdvan birazcık daha ön plana çıkıyor. Rıdvan'ın en önemli özelliği bence e, ofansif gücünün de çok yüksek olması bir kere direnci yüksek e, tempoyu iyi ayarlayan, sürekli yüksek tempoda oynayabilen bir oyuncu ve orta yapma ortalaması, doğru orta ortalaması çok yüksek bir oyuncu. Avrupalılar böyle oyuncuları istiyorlar. Bu Penza Fenerbahçe'ye önerildi mi? Önerildi ve Fenerbahçe Yohaim Löv'le 3 yıllık bir anlaşma üzerine 3 e, yıllık bir kontrat üzerine anlaşma sağladı mı? Uzlaştı mı? Ben böyle bir e, durumun olduğu kanaatinde değilim ama Fenerbahçe bu işin peşinde ve Lövle görüşmeler devam ediyor ama şu ana kadar bir sonuç alındığını sanmıyorum. E, bunun dışında Aytaç Kara'nın Göztepe'ye transferi söz konusu. Aytaç Kara biliyorsunuz Altay Altapı'sından yetişmişti. Göztepe'nin böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Eğer koşullar uygunsa Galatasaray, aytaç karayı alabilir. Semih Kaya'nın Galatasaray'a gelmesi geleceğinden bahsedilmişti ama Galatasaray yönetimi böyle bir transfer gündeminde bulundurmuyor. Muhtemelleri ki boşta olduğu için kolayca bir takıma o takımda Çaykur Zespor olabilir. imza atacaktır Semih Kaya. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.